Allah görünecek, peygamber görünecek, şeytan görünmeyecek. Böyle bir şey yok. Allah görünecek, peygamber görünecek, Cebrail aleyhisselam görünecek, melekler görünecek, şeytan görünmeyecek. Şeytan da görünür. Hem kalp gözüyle görünür, hem çıplak gözle görülür. İlk önce o kimse şeytanın fiiliyatını tanır. İnsanın üzerinden veya direkt kendisine. Direkt kendisine insan şeytan vesvese verir. Direkt kendisiyle alakalı. Şimdi yola çıkma, kaza yapabilirsin. Bak havada yağıyor işte. Şeytan vesvese veriyor. Nereye gideceksin? Derse gideceksin. Kardeşim, sen Allah'ın zikrine giderken, bir hayır işe giderken, ölürsen şehit olursun. Bir hayır işine giderken, kaza yaparsan bereket olur o sana. Lütuf olur, ikram olur, ihsan olur. Biz bunu unuttuk. Biz bir hayır işine, bir ibadete, bir zikre giderken başımıza bir şey gelirse diye korkuyoruz. Gelsin kardeşim. Gelsin. Kötü mü? Allah yolunda bir zorluk çek. Allah yolunda bir sıkıntı çek. Cennet ucuz mu? Ama şeytan bize vesvese verir. Gitme, yapma, etme, öyle yapma, böyle yapma. Bu şeytanın bizim içimizden vesvesesidir. Bir de şeytanın vazifesini yapan iki ayaklılar vardır. Ben öyle derim. Yani insan. O seni şeytani yollara sürükler. Seni hayırdan, hasenetten, zikirden, fikirden, şükürden, hamdden uzaklaştırır seni. O iki ayaklı şeytan. Ya işte camiye gitmek istiyorum. Ya sen irticacı mı olacaksın camiye gidip de? Ya ben bir zikir halakasına gideceğim, zikre gideceğim. Ya Allah'ı zikredeceğiz. Kafayı yemeyeceksin sen orada.